Selam arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Turhal Mercimek Tepesi'nde yamaç paraşütü şampiyonası var. Ve ona geldik. Bugün de paraşütçülerle beraberiz. Evet. Yamaç paraşütüne gidiyoruz. ATV'me atladım. Bugün burada paraşüt yarışması var arkadaşlar. Bugün ilk gün, açılış günü. Ben de ilk defa bir paraşüt yapan arkadaşa göreceğim canlı canlı. Evet, Mercimek Tepesi'ne doğru yol alıyoruz. Evet arkadaşlar, virajlı ve tozlu yoldan geldik ve çıktık. Şu an Mercimek Tepesi'ndeyim. Gördüğünüz gibi paraşüt yapacak arkadaşlar şu an hazırlık yapıyor. Hemen şöyle göstereyim size. Şu arka taraf gördüğümüz yerde Turhal arkadaşlar. Şimdi yakın bir plan almaya çalışacağım. Sonra paraşüt yapan arkadaşların içerisine gireceğiz. Burası da Mercimek Tepesi'nin en üstten Turhal'ın şöyle uzun ve kuş bakışı bir görünümü. Evet, arkadaşların birisi uçmaya başlamış bile sabah sabah gördüğünüz gibi. Vallahi arkadaşımız araba kullanır gibi paraşüt kullanıyor maşallah. İstediği yöne, istediği tarafa gidebiliyor. Hiç yapmadım ama inşallah bir gün ben de bu macerayı denerim. Vay vay vay. Havalanıyor arkadaşlar, hem iniyor hem geri çıkıyor. Vallahi bravo. Hiç yapmadığım bir şey ama deneyeceğim bir defa söz. Ama ne zaman orasını bilmiyorum işte. Evet. Tokatlı Turhal'ın hemşerimi gördüm. Evet ya, bu şey hakkında bize bilgi verirseniz sevinirim. Tabii ki. Çünkü hep diğerlerini gördük ama İsmim Seçil Baraz, bölge pilotuyum. Aynı zamanda şu bu yarışmanın take-off hakemiyim. Hakemlik yapacaksınız. Evet, aynı. Güzel. Bu yarışma 26-31 Temmuz tarihleri arasında Tokat Turhal Mercimek Tepe'de gerçekleşecek. Türkiye şampiyonası, Çiğ Open, yani mesafe yarışması. Türkiye şampiyonası olacak. Türkiye şampiyonası evet. Olacak. Yaklaşık 70'in üzerinde pilotumuz var. Yine 3-4 farklı ülkeden İran'dan gelenleri falan gördüm. İran'dan var, Almanya'dan var. Polonya'dan ve birkaç yine Avrupa ülkesinden de gelecek sporcularımız var. Aslında Rusya'dan da çok katılıyordu ama Rusya bu sene savaş yarışmalardan men edildiği için onlar katılamıyorlar. Pilotlar 5 gün boyunca verilen task dediğimiz yarışma yolları diyeyim ben size onlara. O görevleri daha doğrusu. O görevleri gerçekleştirecekler. Anladım. Bunu en kısa zamanda en iyi şekilde yapan pilotlar sıralama olacak. Bu da aynı zamanda Türkiye şampiyonası olduğu için Türkiye'deki yarışmalara puan verecek milli takım oluşturacak. Anladım. Bunun haricinde Alidağ'da, Çamelin'de, efendim Çankırı'da yarışmalar var. Onlardan gelen puanlar toplanıyor. O oluşan sıralamada Türkiye'deki milli takım sporcularının sıralaması oluyor. Anladım. Federasyonumuz var, Türkiye Hava Sporları Federasyonu. O federasyonda sporcularımızı uluslararası yarışmalara götürüyor, Türkiye'yi temsil eden. Güzel. Peki bu senede bir defa oluyor değil mi burada? Senede evet bir defa oluyor. Peki diğer hafta sonları veya diğer diğer hafta sonları uçanlar oluyor? Tabii ki. Hava güzel olduğu sürece burada insanları görebilirsiniz, uçuş yapan. Biz de biziz bunlarla. Ben bir defa gelmiştim yalnız yanılmıyorsam. Şubat gibiydi. Çıktım buraya ATV ile çok soğuktu, kimse evet, yoktu. Yani, doğru. Yani hava muhalefetinin olduğu, rüzgarın çok sert olduğu, yağış olduğu dönemlerde uçmuyoruz. Uçmuyoruz değil mi? Tehlikeli. Bir sonuçta. De çok kar olduğunda yol kapanıyor, çıkamıyoruz. Evet. O zaman uçmuyoruz. Evet. Ben ATV ile çıktım, biraz evet, zorlanmıştım. Yani buranın normalde deniz seviyesinden irtifası 1100 metre. 1100. Ova tabanından da 626-630 metre civarında. Güzel. O yüzden de biraz bugün meteoroloji farklıdır. Bugün test uçuşları var herhalde, deneme uçuşları. Evet, bugün şey günümüz, antrenman günümüz. Kısa evet. Bir task olacak, zileye gidiş gidiş yapacaklar. Zileye kadar gidecekler. 40 kilometre civarında. Oo, ben vallahi normal inanın, şartlarda ben 3-5 kilometre falan biliyordum. Ben size bir şeyler söyleyeyim, şey için, yarışma için, evet. Yarışmanın dışında.
Burada açık mesafe yarışması da yapıldı 2 sene önce. 236 kilometre uçtuk pilotlar. 236 kilometre. Buradan Kayseri'ye uçtular. Buradan Kayseri'ye uçtular. Şu karşı tarafta Kadıköy'ün orada bir tepe vardır. Evet. O Kadıköy'ün oradan geçip Yozgat Sorgun üzerinden işte yol hizasından devam ederek Kayseri Havaalanı'na indiler. Yani paraşütle buradan oraya kadar gidiliyor. Evet. Vallahi inanın ben 3-5 kilometre biliyordum herkes ya. Herkes gidemez tabii de ya buradaki pilotlar ben... Türkiye'nin en iyi 50 pilotu şu an burada öyle söyleyeyim. Oo, vallahi ben diyorum buradan inip şu aşağıya iniş yapıyorlar zannediyordum. Havayla da direkt alakalıdır. Mesela şu an gölge termikleri kapatıyor. Evet. Bunlar termikle uçan pilotlar. Yani anladım. Bir termiği yükselen hava akımına sarıyorlar. Aynı leylekler gibi dönerek bulut tabanına gidiyorlar. Yok, bulut tabanına gittikten sonra da işte ne tarafa uçmaları gerekiyorsa o tarafa doğru yönelik. Vay be arkadaşlar durum benim böyle. Bilmediğim çok şeyler varmış. Evet. Hocam sağ olsun bize öğretti. Yamaç paraşütü şey bir spordur yani. Ciddi bir spor. Ciddi değil mi? Evet. Fizik matematik bilmek gerekir, coğrafya bilmek gerekir. Evet. Evet. Meteoroloji bilmek yani gerekir. Yani bana göre değil. Yok, estağfurullah. Efendim teşekkür ediyorum bilgiler için. Başarılar diliyorum. Sağ olasınız. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani uçmak sadece paraşütle binmekle olmuyormuş. Hocam bu detaylarını iyi bir şekilde anlattı ve ben de öğrendim. Evet, Serdar arkadaşımız uçuşa hazırlık yapıyor. Kendisi benim gibi Fransızca da konuşuyor güzel. Uzun zamandan beri Fransızca konuşmazdık. Tamam. Serdar arkadaşlar Fransızca konuştuk. Evet, uçmaya hazırız. Evet, 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 evet. Süper. Mükemmel. Kuş gibi süzülüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Mercimek Tepesi'nin nerede olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Turhal'la Tokat arasında Yeşilyurt köyünün içerisinde çıkıyorsunuz. Buraya direkt yol çıkıyor. Şöyle göstereyim. Arkadaşlarımız şu anda paraşütlerini hazırlıyorlar. Şimdi bunları size yakın plan göstereceğiz. Efendim iyi günler, kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkürler. YouTube kanalı için çekim yapıyorum. İlk defa canlı bir paraşüt atlayan birisini göreceğim. Sizden bilgi alabiliriz ya. Siz sonuçta bu işi yapan birisisiniz. Şöyle küçük bir arkadaşım. Şu ileridekiler daha iyi. Öyle mi? Ya peki burada ya. Benim uçma şansım var mı birileriyle? Ya biz single uçuyoruz. Yani tek kişilik uçuşlar yapıyoruz. Anladım. Yani uçmanız için küçük kişi uçan birileri olması lazım. Anlıyorum. O imkanda yok galiba. Bugün yok değil mi? Evet. Sağlık olsun, ne yapalım. Ben de çekim yaparım. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün tek kişilik uçuşlar var yarışma olduğu için. Evet paraşütlerimiz hazırlanıyor. Ya iyi günler. Ya benim de uçma şansım var mı sizlerle beraber? Biraz herhalde tek kişilik uçuşmuş. Biz yabancıyız. Türkçe biraz biliyoruz. Ne güzel. Nereden geliyorsunuz? Biz İranlıyız. İranlısınız. Oo, bakın arkadaşlar, memleketimize İran'dan paraşüt ustaları gelmiş. Yarış var bugün. Evet, yarışma yarın başlayacak. Bugün açılış var. Bugün açılış, yarın da yarışma var. Peki, ümitli misiniz? Ümitli misiniz yarışmadan? Birinci olma gibi şeyiniz var mı? Ben bugün kazanırım diyor musunuz? Hayır, ben hayır. Değilim. O... Düşünüyorum. Bu düşünüyorum. Belki. O belki. Bu profesyonel o mu? Evet. Evet İran'dan. İran'a selamlar. Teşekkürler. Evet İranlı arkadaşlarımız Turhal Mercimek Tepesi'ne gelmişler yarış için ve burada arkadaşım hazırlanıyor. Kolay gelsin. Abi siz Türksünüz değil mi? Güzel. Ya bu şey paraşüt hakkında bana bilgi verebilir misiniz? Ben ilk defa geliyorum da nasıl yapıyor, ne ediyorsunuz? Yani bu işe başlamak için ne lazım? Mesela ben birisiyle uçabilir miyim? Çalışırsın. Birisiyle uçmak için hiçbir eğitime gerek yok. Öyle mi? Tek başına uçmak için eğitim alman gerekiyor. Eğitime gerek tabii. Yok diyorsun yani. Birisiyle uçmak için hiçbir eğitim. Profesyonel birisiyle beraber uçabiliyoruz. Yani sadece işte koşacaksınız. Onların verecekleri gerekli gidileceksiniz o kadar. Evet. Herhalde bir hafta sürüyor değil mi bu yarış zannılıyorsam? 4 gün falan sürecek. 4 gün falan hafta sonuna kadar sürecek. Yani anladım. Siz uçacaksınız herhalde. Mersin'den geliyorum. Ben. Mersin'den geliyorsunuz. Bu arkadaşlar İran'dan geliyorlarmış. Almanya'dan gelen var. Almanya'dan gelen var. Türkiye'nin her tarafından gelen var. Türkiye'de ve yurt dışından gelenler de oluyor değil mi genellikle? Ya ben ilk defa bir paraşüt şeyi göreceğim. Canlı.
Ama benim için de iyi bir şey oldu. Bugün antrenman günü, asıl yarışma yarın başlıyor. Bugün antrenman, asıl yarışma yarın. Tamam, ben de bugün antrenmanı çekeyim. İnşallah yarın da gelirim yarışmaya. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi paraşütte uçacak arkadaşlar. Bugün antrenman yarışları var. Bugün antrenman da çekeriz. Gördüğünüz gibi. Kolay gelsin. Bugün uçacağız herhalde. Ya ben de çok uçmak istiyorum da ya, yalnız bugün herhalde tek uçuş varmış. Bu ara yarışma sırasında serbest uçurmuyorlar galiba ama sağda solda pandemci çoktur. Biraz tanışırsanız öyle. Öyle mi? Evet. Öyle yapmak aynı gerek zaman, çünkü çok merak ediyorum. Yalnız başıma zaten uçamam. Hiç denemedim çünkü. Siz nereden geliyorsunuz? İstanbul. İstanbul. İstanbul'dan gelen var, Mersin'den gelen var. Şu dört arkadaş İran'dan geliyormuş. Evet, şu anda hazırlığımız tamamlanmak üzere. İplerin kontrolünü yapıyoruz. Efendim, kolay gelsin. Sorry, I didn't catch you. Where you come from? Iran. Iran? Yeah. Oh, have four men from Iran. Yeah. You together? Yeah. Yeah, okay. Thank you very much. Welcome to Turkey. Eight people. Eight people from Iran. From Iran. Oh, welcome to Turkey. Thank you so much. You're welcome. Sorry. Good luck. Thank you very much. You too. Thank you. Thank you. Evet, uzun zamandan beri İngilizce'de konuşmamıştık arkadaşlar. Bu arada İngilizce'de konuştuk ve burada arkadaşlarımız var. Bunlar da şu an paraşütlerimiz hazır. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizler nereden geliyorsunuz? Ben Kahramanmaraş'tan geliyorum. Maraş, Elbistan, evet. Pazarcık. Merkezden, Kahramanmaraş merkezden geliyorsunuz. Evet. Berabersiniz herhalde. İstanbul. Aynı kulüpteyiz. Aynı kulüptensiniz. Aynı kulüpteyiz, evet. Ya dikkatimi çeken, burası Turhal'a 10-15 kilometre, bir tane Turhal'ı ve Tokat'ı daha tanıyamadım. İran'dan gelen var, Ankara, İstanbul, İzmir. Genelde öyle olur yani. Evet, yani buradan... Yerli yani... hariç herkes geliyor. Aa, benim başlamam gerek. Teşekkür ederim. Bugün herhalde... Antrenman uçuşları yarın, var. Yarın yarışmalar. Peki yarışmadan ümitli misiniz? Tabii ümitliyiz. Ben geçen sene Spor Plus'ta ikinci oldum. Burada. İkinci oldunuz. Evet. Yine burada değil mi? Tabii burada. Evet. Yani tabii ki. Bu sene birincilik. İnşallah. Yani inşallah. Evet, ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Eyvallah. Benim Fransa'da Maraşlı arkadaşlarım çoktu. 12 sene benim bateristim. Maraş Pazarcıklı birisiydi. O yüzden Maraş halkını çok iyi tanırım. Evet, dondurma da geliyor bu arada. Bugün dondurma. Maraş dondurması da yiyeceğiz yani. Geliyor yarın öğlen inşallah. Eyvallah. Evet arkadaşlar, yiyeceğiz. Ben Maraşlı hemşerimi buldum. Başarılar diliyorum. İnşallah birinci olursunuz. Bak, tüm kalbim sizinle beraber. Sağ olun. Eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin. Ya kardeş, bu ipler merhaba. Kolay gelsin. Olun, ya bu ipler kardeşim. Bu ipler biraz ince değil mi? Beni korkuttu mu? Yok, güvenli. Evet. Güvenli değil mi? Tabii. Ya ben de çok uçmak istiyorum. Hiç denemedim ama tabii bunu bilen birisiyle uçmam gerekecek. Türk Hava Kurumu'na gidebilirsiniz. Ya orada öğrenebilirsiniz. Ama burada değilim ya. Yurt dışından geliyorum ya. Nereden? Ben. Fransa. Fransa? Evet. Fransa bunun doğduğu yer biliyorsunuz. Evet, evet. Evet. Fransa'da pek zamanım olmaz zaten. Son 9 yıldır da Tayland'da yaşıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi paraşütümüz havalandı. Ve şu anda ayarlamasını yapıyoruz. Kalkış öncesi temizlik yapıyoruz. Kalkış. Kalkış öncesi kontrol yapıyorum, ipler açık mı? Ha, ipler açık mı diye kontrol yapıyorsun yani, değil mi? Kalkış sırasında bir sorun yaşatmasın diye bana. Anladım. Uçmadan önce tabii ki. A'dan Z'ye kontrol ediyoruz. Gayet. Gördüğünüz gibi iplerin küçük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bunlar naylon ve çok sağlam ipler. Zaten bir tane değil, hepsini birleştirdiğiniz zaman koskoca bir urgan kalınlığında oluyor. Hatta her bir tanesi mesela 150 kilo kadar kaldırabilir. Her bir tanesi 150 kilo. Evet, kaldırabilir yani. Değişiyor tabii inceliğine göre. Tabii. Zaten bunların mesela kontrolleri de var rutin. Yıllık kontrolleri de var mesela. Belli bir süre uçtuktan sonra gidip baktırmanız lazım. Anladım. İplerin mesela daralmış mı, genişlemiş mi? Anladım. Kullanılabilir mi? Malzeme aynı şekilde hava geçirgenliği nasıl? Evet, yani gördüğüm gibi bu hava delikleri falan da var. Değil mi? Şuralar. Zaten hocam bu, onlara bir sel ağzı diyoruz. Onların içerisinden hava dolduğu zaman airfoil yapı oluyor mesela. Kanat, uçak kanadı yapısı oluyor. O yüzden uçak Anladım. Gibi davranabiliyor. Evet. O yüzden rüzgara ihtiyacımız var. İçine dolduracak. Solid, katı bir yapı olacak. Ona evet. Göre hareket edeceğiz. Anladım. Uçak gibi, uçak evet. Kanadı gibi hareket. Yani balon gibi şişiyor. Ve evet, sonra da kontrol sizin elinize geçiyor değil evet, mi? Aynen. Hava olmadı mı biraz sıkıntı. Şu kumandalarla kontrol bizim elimize geçiyor. Anladım. Şimdi öğreneyim, ileride lazım olabilir yani. Tabii ki tavsiye ederim. Evet, teşekkür. Aşağıda zaten alçak irtifadan uçuyorsunuz. Evet. Öğrenirken. Evet.
sonra yavaş yavaş yükseliyorsunuz. Yavaş yavaş. Çünkü yani eğer gerçekten sevdiyseniz zaten daha yüksekten uçmak istiyorsunuz. Daha uzun. Yani. Ya bir de şey bunun yaş sorunu var mı? Var. Var 98 yaşına kadar. Öyle mi? Yok tamam ben yaştan kurtarıyorum o zaman. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bilgiler için sağ olasınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya buradan telefonundan GPS'ine, telsizine kadar her şey var. Yani sadece böyle sadece bir uçuş değil. En azından nerede olduğunuzu ve hangi yöne gittiğinizi bu cihazlarla buluyorsunuz ve tüm uçan arkadaşların hepsinde var. Yani kaybolma şansınız yok en azından. Ve gördüğünüz gibi bu arkadaşımızki de aynısı. Yazın GPS'te nereye gittiğini. Navigasyonla her şeyi görebiliyor. Evet şimdi hazırlıklar yapılıyor ve biraz sonra uçulacak. Sıradaki bekleyen yarışmacılarımız. Rüzgar da güzel aslında. Ustamıza sordum yaş sınırı var mı dedi. Arkadaşlar 98 yaşına kadar uçarsınız dedi. Ben yaştan kurtarıyorum. Vallahi şimdi bir arkadaş bulabilirsem beraber uçmaya çalışacağız. Gerçi bugün yarışma olduğu için pek uçamayacağız ama sağlık olsun ne yapalım. Devam ediyoruz. Evet burada da hazırlık yapan arkadaşlarımız. Efendim kolay gelsin. Teşekkürler. Abi siz nereden geliyorsunuz? Ankara'dan. Siz Ankara'dan? Gazi Havacılık Kulübü. Gazi Üniversitesi Havacılık Kulübü. Ankara Gazi Üniversitesi Havacılık Kulübü. Ya dikkatimi bir şey çekti. Bakın İranlı var, Mersinli var, İstanbullu var, Ankaralı var. Bir tane bak şurası Turhal. Evet. Bir tane Turhalı Tokatlı görmedim evet. daha. Evet. Serdar abi var. Öyle mi? İnşallah bir Tokat Turhallı görürüz. En azından memleketimiz deriz. Annem bak memleketimizde uçan birisi de var. Ne, efendim? Annem Tokat Turhallı. Yapma ya. Yani yarı Turhallısınız. Aynen. Hayır. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani öyle bir bez parçası alayım, ip bağlayayım, havaya uçayım. Öyle değil. Gördüğünüz gibi bunun bir sürü teferruatı var. Arkadaşımız gayet güzel anlattı biraz önce. İplerin sağlamlığını, havanın dolmasını falan. Şimdi bu işi bilmediğimiz için bilenlerden bir şeyler alıyoruz. Evet, şu an hazırlıklarımız yapılıyor. Sporcularımız dinleniyor. Ve yukarı tarafta az da olsa seyircilerimiz var. Ve biraz sonra çoğalacak tabii. Evet. Hazırlık yapan arkadaşlarımız. Yurt dışından gelen paraşütçülerimiz var. Evet arkadaşlar, arayın Zileli hemşerimi buldum sonunda. Hoş geldin Adil abi. Eyvallah. Ya burada biraz bilgi alıyordum. İran'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Maraş, Ankara, İstanbul, Mersin. Yerli malı. Ya dedim hiçbir bizim kendi adamımız yok, uçabilecek. Sağ olsun biraz önce bir burada hakemlik yapan bir arkadaş Seçil varmış. Seçil hocam. Evet, hocayla görüştük. Ben dedim ya bir Zileli hemşerim varmış dedim, arayın buldum. Evet, şimdi Zileli hemşerim bana şimdi güzel az ve öz olarak bu paraşüt hakkında bilgi verecek. Bulunduğumuz nokta Tokat Tural ilçesi Mercimek Tepe. Evet. İşte yerden yüksekliği yaklaşık 550 metre yüksekliğinde. Türkiye'nin sayılı yamaç paraşütü alanlarından bir tanesi. Yıllardır da burada yamaç paraşütü işte ilk başlangıçta 2007-2008 yıllarda festival olarak başlandı. Daha sonra Türkiye şampiyonası şeklinde yarışmalar yapılmakta. İşte geçen yıllarda Mercimek Tepe'den havalanan pilotlar işte Kayseri'ye kadar evet öyleymiş. Yaklaşık bir 200 ben 3-5 kilometre zannediyordum. Yok. 250 kilometre i̇şte gidiyormuş arkadaşlar. 213 kilometre veya 220 kilometre civarında uçuşlar vallahi oldu burada. Vallahi bravo. Yani burada yapılan uçuşlarda işte Zile ilçesi ve işte Yozgat sınırı belli noktalar veriliyor. Yani o noktalar üzerinden işte gol noktasına gidip işte en yüksek puan alan kişi burada birinci olacak. Evet. Ve burada almış olduğu puanlarla da milli takıma, yamaç paraşütü evet, milli takımına. Siz de uçuyorsunuz değil mi? Evet. Biz de 2007-2008'den beri uçuyoruz. Yani son 1-2 yıldır iş güçten dolayı pek fırsat bulamıyoruz ama yarışmalarda yıllardır işte pilotları araçta toplama işlemi evet. genelde benden sorumlu oluyor. Peki ben uçabilir miyim? Hiç uçmayan birisi ne yapması yani, gerekiyor? Tandem, yani çift kişilik tandem evet. Takımla uçabilirsiniz.
Yani bugün bilmiyorum arkadaşlar. Bugün yok dediler. Belki çok uçmak istiyordum ama. Yarın falan belki malzeme olursa uçabilirsiniz. İnşallah. Ama onun dışında da tek ben uçayım, malzeme falan alayım, uçayım istiyorsan. Yok bir... o riske girme. Öyle bir tecrübem yok. Durup dururken canımızdan olmayalım. Durum bu yani. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, sağ olasın. Rüzgar yoluna geliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, yürü. Durma. Evet, ve uçtum. Gidiyor ve uçtu arkadaşlar. Evet, ikinci pilotumuz da hazır. Evet, görevli arkadaşlar, böyle alalım. Gördüğünüz gibi üç an aynı anda üç pilotumuz birden havalandı. Abi. Ve diğer arkadaşlar da hazırlıklarını yapıyorlar. Arkadaşlar kuş gibi uçuyor. Yani araba kullanır gibi paraşüt kullanıyorlar vallahi. Alo soya. Un labehe temal dar. Kucaş malum. Yecaş dar. Turhal Mercimek Tepesi yamaç paraşütü yarışmalarımız hazırlanıyoruz. Biraz önce röportaj yaptığımız İranlı yarışmacımız şu anda hazırlıkları yapıyor. Biraz sonra uçacağız. Evet. Şu an paraşütçülerimiz yerlerini aldılar. Şimdi herkes sırasını bekliyor ve sırasıyla teker teker atlayış yapacaklar. Ve onun için rüzgarın yönünü de ayarlamamız gerekiyor diyor arkadaşlar. Burada bir arkadaşım var, rüzgar yönünü ölçüyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, büyük bir organizasyon var. Yani sadece bir iple bezle bu işler olmuyor. Mükemmel bir organizasyon. Evet, araştığımız havalandı. Evet. Ve uçtuk. Harika. Yani denemek gerek. Arkadaşlarımız da rüzgarı ayarlayıp uçuşa geçiyorlar gördüğünüz gibi. Ve havalandı.
Evet. Arkadaşlar bazen böyle rüzgar ters yönden estiği zaman uçuş gerçekleştirmiyor. Arkadaşlar yeniden deniyorlar. Evet. Arkadaşımız hazır ve bir uçuş daha gerçekleşiyor. Evet ve sıradaki arkadaşımız da uçuşunu gerçekleştirdi. Farklı ülkelerden gelen yarışmacılarımız var arkadaşlar. Her sene yapılan bir yarışma. Uluslararası. Bugün gördüğüm kadarıyla katılım biraz az ama bugün daha ilk gün olduğu için asıl yarışmalar yarın başlıyor. Daha fazla kalabalık olur diyoruz. Yarışmacılarımıza başarılar dileyelim. Arkadaşlarımız şu an rüzgarın yönünü ayarlıyorlar arkadaşlar. Eğer rüzgar olumlu tarafa esmezse uçuş gerçekleşmiyor. Yani kalkış yapılamıyor. Onun için yani rüzgarın yönünü çok iyi ayarlamak gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası da bir rüzgar biraz ters yönden esti. Evet. Arkadaşımız dengelemeye çalışıyor. Bakalım. Şöyle canlı canlı. Evet. Süper. Görüyorsunuz. Evet. Evet, evet, evet. Ben uçtu arkadaşımız. Süper. İşte rüzgarın yönü bu konuda çok önemli arkadaşlar. Denge olmadı mı da uçuş tam anlamıyla gerçekleşmiyor. Uçmadım ama eğlenceli olduğunu şu anda size biliyorum. Yapmak güzel bir şeydir. Evet arkadaşımız hızlandı ve rüzgar da iyi ayarladı. Şu anda kalkış gerçekleşti. Pilotlarımız kalkışı sırasıyla gerçekleştiriyor. Şu an rüzgar tam iyi yönde esmeye başladı. Gökyüzünde süzülmeye başladılar. Evet, rüzgardan geldi. Evet arkadaşlar ve böylelikle bir yamaç paraşütü yarışmasının da sonuna geldik. Ben çok zevk aldım. İlk defa canlı olarak gördüm. Umarım siz de zevk almıştırsınız. Evet ne diyoruz? Bedenimizden sağlık ve sıhhat, yüreğimizden saygı, sevgi, dostluk, barış ve kardeşlik,
dillerimizden, türkülerimizle, güzel sözlerimiz eksik olmasın dileğimle. Başka yerlerde, başka şehirlerde, başka ülkelerde daha farklı programlarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.